engelleri gelecek hayallerini engellemiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyleri gelecek hayallerini gerçekleştirmek için engelli kamu personeli seçme sınavına, EKPS, hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışta yürüttüğü projelerle engelli bireylere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslar kapsamında ücretsiz EKPS kursu veriyor. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler için ayrı ayrı açılan kurslarda Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve anayasa olmak üzere engelli bireylere 5 branşta eğitim veriliyor. Eğitim programında, engelli bireyler fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplar halinde ders veriliyor. Engelli bireyler, hayallerini gerçekleştirmek için EKPS kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kurs sayesinde ders desteği alan engelli bireyler aynı zamanda sosyalleşme imkanı elde ediyor. Ortopedik engelli Mehmet Araç, kurs sayesinde eve bağlı olmaktan kurtulduğunu söyledi. Ders veren hocaların empati kurmasıyla eğitimden verim aldıklarını ifade eden Araç şöyle konuştu. Hoca arkadaşlarımız bizlere çok iyi davranıyorlar. Dersleri anlattıkları zaman olsun ortopedik engelli, zihinsel engelli ve fiziksel engelli arkadaşlara onlara göre derslerini anlatıyorlar. Yani normal bir vatandaşa göre anlatmıyorlar. Engelimize göre bize anlatıyorlar. Örneğin bir 5-6 ay sonra EKPSS sınavı olacak. Engellerin memur olma hayali var. Şu anda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın bünyesinde bir sürü kurslar var. İstersek onlara katılabiliyoruz. Değişik kurslarımız var. Adil hemen yan tarafta engelli atölyesi var. Orada müzik kursu var. Bir sürü ahşap kursu var. Takı tasarımı var. Deri işlemeciliği var. Hepsi var. A'dan Z'ye neyi isterseniz var. Engellere destek. Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik müzik, ahşap, takı tasarımı, deri işlemeciliği alanlarında farklı kursların bulunduğunu anımsatan Araç, engellilerin bu kurslara katılarak eve kapanmamalarını istedi. Devletin engelli bireylere sağladığı sosyal haklar dolayısıyla hayatlarının kolaylaştığını dile getiren Araç, bu sayede gündelik hayata daha çok adapte olduklarını ifade etti. Bağırsak kanseri nedeniyle engeli olan Ebru Yaşin ise, kursta farklı aktiviteler yaptıklarını anlattı. Kursta aynı zamanda psikolojik destek aldığını belirten Yaşin, bu sayede toplum içine rahat bir şekilde hareket edebildiğini aktardı. Kurs sayesinde adaptasyon sorununu çözdüğünü belirten Yaşin, şöyle konuştu. Biraz daha açılmış, biraz daha rahat hissediyorum. Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Burayı sadece dersi almak amaçlı düşünmemek lazım. Aynı zamanda sosyalleşmek, topluma karışmak olarak da görebiliriz bunu. Ya, engelli olmak demek kişinin tamamen içe kapanması, toplumdan sıfırlanması, bütün sosyal hayatından ödün vermesi, sosyal hayatı sıfıra indirmenin herhangi bir mantığı yoktur. Engelli vatandaş demek hayata karşı engelli değil. Evet, bazı zorlukları olabilirler ama bu onların içe kapanmalarına, evlere kapanmalarına, bütün sosyal hayatları Yaşın, sıfıra indirmenin engellilerin zorluklara göğüs gelmesi değildir. Gerektiğini aktararak şunları paylaştı. Engelli olmak demek kişinin tamamen içe kapanması, toplumdan sıfırlanması, bütün sosyal hayatından ödün vermesi, sosyal hayatı sıfıra indirmenin herhangi bir mantığı yoktur. Engelli vatandaş demek hayata karşı engelli değil. Bazı zorlukları olabilir ama bu onların içe kapanmaları, evlere kapanmaları, bütün sosyal hayatları sıfıra indirmelerini gerektirecek bir durum değildir. Buraya geldiğim zaman kendimi engelli hissetmiyorum. Ortopedik engelli Metin Selçuk ise, kursun engellilerin kendisini geliştirmesine yönelik büyük bir fırsat olduğunu kaydetti. Engellileri kurstan faydalanmaya davet eden Selçuk, şöyle konuştu. Hissetmiyorlar, buraya gelip işte daha durumu kötü olan engelli arkadaşları görüyorlar ve ondan sonra tüm engelli arkadaşlarımız o toplandığı bir yerde, bir alan olduğu için hiç kimse kendini engelli hissetmeyecek. Çok güzel bir alandır gerçekten. Bu ikisi birbirine eşittir. Bu sadece eşittir.
Sümer Park'ta bulunan Engelli Destek Merkezi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yer alan Aktif Yaşam Merkezi'nde verilen kurslardan şu ana kadar 126 engelli birey faydalandı.